Dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Bugün 21 Mart 2021 Pazar, 8 Şaban 1442 takvimimize göre, hicri takvimimize göre ve en önemli şeylerden birisi bugün ekinoks. Yani gece ve gündüz eşit sevgili dostlarım. Güneşin Koç burcuna girdiği ilk gün. Pek çok Orta Asya toplumunda ve İran'da, Perslerde, yani geçmişteki adlarıyla Perslerde ve Orta Doğu toplumlarında olsun, Afganistan, İran, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan buralarda Nevruz Bayramı olarak kutlanıyor. 3 gün 3 gece sürüyor ve baharın gelişi, astrolojik yılbaşı bugün. 21 Mart Nevruz, yani yeni bir gün doğumu başlıyor. Ekinoks'ta gece ve gündüz eşitleniyor. Hem kuzey hem güney yarım kürede sevgili dostlarım. Ekinoks, yani gece ve gündüz sayıları sadece bugün ve 23 Eylül'de eşit olacak. Yani astrolojik yılbaşındayız. Hadi bakalım. Güneş Koç burcuna girdiği bu dönemde koçlara çifte çifte şanslar gelecek, onları incelemeye başlayalım. Kocaman bir güneş yaptım. Bugün güneşimiz Koç burcunda. Yaralı şifacı Kiron Koç burcunda. Koçlar herkesin derdine derman olurken artık güneş de bizim derdimize derman olacak. Koçtaşlarım. Koçtaşlarım, yeni bir gün doğumumuz, yeni bir Koç doğumumuz kutlu olsun bakalım. 0 derecede Koç, Güneş 0 derece Koç burcunda, hepimize kutlu olsun. Bütün koçtaşlarıma ve bütün izleyen herkese diyorum sevgili dostlarım. Ay burcunuzda Koç olabilir, yükselen de Koç olabilir, Koç'tan bir yakınız olabilir. Dikkat çeken önemli olay, Güneş Koç'ta, Ay ikizlerde. Hava ve toprak. Bugün uyum var, bugün barış var, bugün herkesin birbirini kabul etmesi var. Venüs duygusal balıkta, Merkür duygusal balıkta, Neptün duygusal balıkta. Neptün biraz hayallerimizi gerçekleştirmek için hız kazanmamız gerektiğini söylüyor ve Uranüs boğada, Lilith boğa burcunda, ikili ilişkilerde üçüncü şahsın enerjisi kalkmış gözüküyor. Uyum ve bereket gözüküyor dostlarım. Ve şans noktası bugün terazi burcunda. Teraziler, her ne kadar koça girdiyse de güneş, şanslı olan sizsiniz. Bugün çok şanslısınız sevgili terazi burçları. İkizler burçları, ay sizin burcunuzda ilerlerken, güneş de koç burcuna geçmişken hayallerinizin gerçek olmasını diliyorsunuz. Bir ritüel yapabilirsiniz, bir dilekte bulunabilirsiniz. Bugün ikizler burcu ve kova burçları için dilekte bulunma. Koç burçları, yay burçları ve aslan burçları için hayaller kurma ve hayallerini gerçekleştirme günlerinden birisini yaşıyorlar. Sevgili oğlak burçları, sizler de düşmanlarınızı alt edebileceğiniz bir gün. Bugün güzel bir enerji gördüm ben. Boğa ve balık arasındaki etkileşim, koç ve ikizler, koç ve kova arasındaki etkileşimden dolayı bakınız. Satürn de Kova burcunda. Satürn Kova burcunda. Jüpiter de Kova burcunda. Jüpiter'le Güneş'in uyumu her türlü girişimde bulunabileceğiniz bir haftaya işaret ediyor. Bakalım burçları bugün neler bekliyor? Teker teker gideceğim sevgili arkadaşlar. Bir kere Güneş Koç'ta. Sevgili koçtaşlarım, çifte bayramınız kutlu olsun. Şunu söyleyebilirim, bugün ve bu hafta orijinal fikirlerinizi hayata geçirebilme, devrimsel nitelikte yenilikler yapabilme, cesur ve bağımsız olmanız gereken bir haftadasınız. Haydi gözünüz aydın koç burçları, etrafınızdaki gürültücü insanları yok edeceksiniz ama ben şu anda çamaşır makinesinin gürültüsünü yok edemiyorum mesela. Özür diliyorum onun için. Deminden beri çamaşırı yıkanmasını bekledim, bir türlü olmuyor. Artık çekeceğim, mecburum, yetiştirmem lazım. Şu anda saat 10.06 ve ben çekimlerime devam ediyorum. Pazar günü 10.06, sizi yetiştirmeye çalışıyorum.
Koçlar, sabırsızlığı yenerseniz bu hafta çok başarılı olduğunuzu görüyorum. Haydi hayırlısı bakalım. Bir de net görebileceksiniz. Bir şeyleri net görebileceksiniz sevgili dostlarım. Şimdi boğa burçları, biraz iyimser olacağınız, belki olaylara daha yumuşak yaklaşacağınız bir gündesiniz. Ama çok da fazla taviz vermeyin diyorum. Fazla taviz verirseniz kendinizden ödün vermiş olacaksınız. Yani kendinizden taviz vermiş olacaksınız. Bu da size zarar verebilir. Parça parça paralar gelebilir bu hafta ya da bugün, bir parça haber alabilirsiniz. Sezgileriniz çok kuvvetli. İkizler burcu. Sizdeki ay ve sizdeki Mars, ikizlerdeki Mars, ikizlerdeki ay sizi biraz çatışmalara itse bile, biraz dengede durmanızı zorlasa bile hayatınızda güzellikleri katıyor, hayatınızda mutlulukları katıyor. Ruhunuzun ferahladığınızı, ruhsal anlamda iyi olduğunuzu bilinçaltınızın ay ikizler burcunda ve ikizler burcunun ruhsal deneyimler yaşaması ya da bilinçaltının temizlenmesi için güzel bir gün. Mutlaka bilinçaltını meditasyon yoluyla temizleyin. Bilinçaltını olumlama yoluyla temizleyin. Çok iyi gelecektir dostlarım. Geliyorum yengeç burçlarına. Bazı aksilikler bulabilir sizi bugün yengeç burcu. Çünkü güneş koçta kare açı veriyor ve 12. evinizdeki ay biraz iç dünyanızda karmaşa yaratıyor. Yengeç burçları, belki de biraz uykusuzluk çekiyorsunuz. Belki evladınızı düşünüyorsunuz. Belki herhangi bir sağlık sorunu var sizde ya da yakınlarınızda. Böyle bir mücadelede olduğunuz bir gün. Biraz da akışta bıraksanız diyorum. Çok mu şey istiyorum? Biraz akışta kalsanız. Bazı yengeç burçları da, bekar olan yengeçler de ayrılık kararları alabilirler bugün. Aman dikkat edin. Bazı çatışmalar olabilir yengeç burçlarında. Hoş olmayan sözler sizi yaralayabilir yengeç burçları. Geliyorum sevgili aslan burçlarına. Aslan burçları, ateş grubusunuz. Ateş grubusunuz ve gerçekten ateş grubu aslanlar ve ateş grubu koçlar, yaylar, çok güzel günler seninle olacak, bunu söylemek istiyorum. Şimdi aslan burçlarına şunları söylemekte fayda var. Alışkanlıklarınızı devam ettireceksiniz. Etrafınızda kötü kalpli insanların farkına varıp kötü kalpli ve dedikoducu kişileri uzaklaştırıyorsun aslan burcu. Yuvanı koruma, yaşam alanını koruma gibi misyonunu ediniyorsun. Cesur ve atılgan günlerden birini yaşıyorsun. Nasıl yaşamayasın? Kiron ve Güneş dost burcu koçta ilerliyor. Ateş gibisin maşallah. Ya, füze gibi fırlayacaksın, hızla hareket edeceksin. Şimdi geliyorum titiz, dakik ve mükemmelliyetçi başak burçlarına. Harika bir gün yaşayabilirsin. Bunu, yaratımı sen kendin yapacaksın. Karşı burcunda, balık burcunda olan Venüs, güzellik gezegeni, sevgi gezegeni Venüs sana ışık gönderiyor. Aşkta şifalanacaksın. Dargın olduğun sevdiğinle barışma ya da dargınlıkların ortadan kalkması söz konusu. Gideceğin kısa yollarda bereket ve mutluluğu tadacaksın. Aynı zamanda işler bağlayacaksın sevgili Başak burcu. Bazı kere de hayal kırıklığına uğramış olsanız, bazı Başak burcu dostlarım hayal kırıklığına uğrayabilirler. Ama güçlü kişiliğiniz sayesinde bunu yeneceksiniz dostlarım. Geliyorum sevgili terazi burçlarına. Terazi burçları, şans sizden yana. Çok şanslı bir gündesiniz. Şans noktası, Arap noktası sizden yana. Ani sevinçleriniz var. Düşmanı alt etme ve kötülere fırsat vermeyeceğiniz bir dönem. Belki biraz uykusuz kaldınız, huzursuz kaldınız. Hani Güneş Koç'ta geldiğinde, hani zıt burcunuzda ya, belki sizi bugün biraz hafif kabuslar gösterdi, hafif korkular, hafif bilinçaltı temizliği yoluyla. Onlar bilinçaltını temizlemedir. Bilinçaltı tertemiz oldu, süpürdü. Güneş geldi, sizin bilinçaltınızdaki korkuları,
kaygıları süpürdü. Geçmişi süpürdü ve hedeflerine ulaşmak için otokontrolünü yap. Dayanıklı, azimli ve sabırlı bir gündesin. Organize yeteneğin çok iyi. Dostlarla bir araya gelebilirsin. Yakın akraba ve arkadaşlarla bir araya gelebilirsin diyorum. Geliyorum sevgili dostlarım akreplere. Akrepler şimdi insanlığın iyiliği için uğraşırlar. Derinden derine giden akrepler. Kendinizi insanlara hizmet ederken ya da partneriniz varsa, karınız, kocanız varsa onun işlerini hallederken bulabilirsiniz bugün. Ama çok sıkı çalışmışsınız. Bugün biraz gevşeyin, rahatlayın. Şöyle fazla fazladan yormayın kendinizi. Çok yorgun gözüküyorsunuz. Biraz agresif olabilirsiniz. Fakat Venüs balıktayken bu da aşkla ilgili bir agresif olma. İki kişi arasında bocalama. Çünkü balık çift karakterli bir burç. İki kişi arasında bocalama. Aynı zamanda ikizler burcundaki aşk fırtınalı bir ilişkiyi sonlandırma diyor. Belki beyninizde bitirebilirsiniz bazı ilişkileri ama partnerinize söylemekte zorluk çekebilirsiniz sevgili akrep burçları. Yay burçlarına geldiğimde bir yer değiştirme planınız olabilir. Bununla ilgili çalışmalar yapmanız ve araştırmalar yapmanız için uygun bir dönem. Ya iş değişimi ya ev değişimi size iyi gelecek. Her zaman bir takım arayışlar içerisinde olduğunuzu, arayışlarınızın son bulduğunu çünkü değişimin sizi çok mutlu edeceğini söyleyebilirim. Bir de bazı yay burçları böyle taşlaşmış bir kalbe sahip olabilir. Artık yeter, çok katı oldum, kötülüklerden bıktım diyebilirsin yay burcu hanımı ya da beyim. Ama yakın zamanda bunun da giderileceğini, taşlaşmış olan kalbinizde ferahlamalar ve iyilikler olacağını söyleyebilirim. Geliyorum sevgili arkadaşlar Oğlak burçlarına. Sevgili Oğlak burçları, şimdi sizin dost burcunuz Boğa'daki Lilith ve Uranüs ani değişimler için her zaman zorluyor. Zaten Uranüs yavaş hareket ettiği için size diyor ki bütün ihtimalleri gözden geçir, harekete geç diyor. Ve su grubundaki Venüs aşkta ilerleme diyor. Merkür işte ilerleme diyor. Neptün hayallerinin gerçekleşmesine bir adım kaldı. Mutluluğa bir adım kaldı diyor. Liderlik yeteneğin ön planda olacak. Biraz sağlık sorunu olabilir bugün ama içgüdüsel olarak bu hastalığı da yeneceksiniz. Hemen çabuk iyileşiyorsunuz. Öğleden sonra ve akşam üzeri iyi görüyorum sizi. Kova burçlarına geldiğimde dostlarım, Jüpiter ve Satürn sizin burcunuzda ilerlerken bilinçli olarak bazı tercihler yapacağınızı, bilincinizin yerinde olduğunu ve ilerlemeler kaydettiğinizi, bilgi ve deneyimlerinizi kullanarak bir işte başarılı olacağınızı görüyorum. Belki zayıf karakterli insanlar olabilir etrafınızda. Onların da hakkını avucuna vereceksiniz sevgili dostlarım. Balık burçlarına gelince Venüs, Merkür ve Neptün sizin burcunuzda sevgili balıklar ve Koç, Güneş Koç'ta ve sizin ikinci evinizde. Lüks yaşama arzunuz, gelirinizin arttırılması arzusu, gelirinizi arttırmak için çalışmalar. Parasal yönden, nakit yönünden varsa bir sıkışıklıkların giderilmesi. Parasal artış, maddiyatta artış, banka işleriyle ilgili sorunlarınızın çözülmesi bugünden başlamış. Çok güzel bir enerji var. Önümüzdeki haftalara da yansıyacak parasal yönden ilerlemeleriniz devam ediyor sevgili balık burçları. Şimdi bugünkü zikriniz yağ kavi. Bakınız ya kavi zikri 116 kere okunacak. Kuvvetli, güçlü ve kudretli olmak anlamındadır. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi gelelim Nevruz kutlamalarına. Nevruz'a, Nevruz nedir? Şimdi Zerdüştlük dininde ve Bahailerde bayram olarak kutlanıyor. Sevgili dostlarım, bizim Orta Asya Türk geleneklerinde de Nevruz mutlaka
bayram olarak kutlanıyor. Afganlarda, özellikle Afganistan'daki Türklerde, Afganistan'da çok sayıda Türk vardır ve Afganistan'ın adı aslında Güney Türkistan'dır. Oralarda özel yemekler yapılıyor. Şu anda kutlamalar her türlü danslarla, gösterilerle, şarkılarla devam ediyor. Nevruz'un kutlandığı yerler, sevgili dostlarım, bakınız, İran, Afganistan ve dediğim gibi Tataristan, Kırgızistan, Ukrayna, buralarda kutlanıyor. Bakınız, ilkbahar ekinoksu şurada göstermek istiyorum. İlkbahar ekinoksu 21 Mart, gece ve gündüz eşit. Ve insanlar, dostlarım, Güneş'in Koç burcuna girdiğini şu şekilde tespit etmişler. Bakmışlar ki arkadaşlar, hayvanların kuzulamasıyla, bakınız, hayvanlar ilkbaharda biliyorsunuz kuzulamasıyla gökyüzündeki Koç burcu takım yıldızının benzerliğini fark etmişler. Hani hermetik felsefede var ya, yukarıda ne varsa aşağıda da o var. Bakınız, hermetik felsefede yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Aşağıda ne varsa yukarıda da aynısı vardır. Bu telepatik gücü temsil eden, sembolize eden bu işaret 8'in yan yatmış biçimi. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru bir enerji akışının olduğunu gösterir. Ve Mezopotamya'da yaşayan insanlar kuzuların doğmasıyla gökyüzündeki, dediğim gibi, Koç takım yıldızının benzerliklerini tespit etmişler ve 21 Mart'a 0 derece demişler. Artık güneşin ısınmasından dolayı, ekinoksta da gösterdim sevgili dostlarım, ekinoksta da gösterdiğim gibi, bakınız, gece ve gündüz eşitleniyor burada. Görüyor musunuz? Gece ve gündüzün eşit olması. Ve 21 Mart'la 20 Nisan arasında doğan her türlü canlıya, insan, hayvan, her neyse, demişler ki bunlar Koç burcudur. Astroloji yerden göğe, gökten yere akışın, yer ve gök ve yerin birleşmesinden oluşan bilgiler bütünüdür. Ve ben şu anda sevgili dostlarım, ateşi temsilen, bakınız, ateşi temsilen şurada nar figürünü kullanıyorum. Nar nedir? Kırmızı ve bereketi temsil eden bir meyvedir. Kırmızı ateştir. Arapçada nar ateş anlamına da gelir ve sıcaklığı, ateşi temsil eder. Bir de kırmızı bir melek tablo, melek biblom var. Aynı zamanda büyücü kartı, Hermes kartını getiriyorum. Şuraya koyuyorum dostlarım. Şimdi şöyle koyayım Hermes kartını da. Birkaç saniye mumu elimde tutuyorum. Mumun üzerine lütfen dileklerinizi söyleyin. Ne diliyorsanız söyleyin. Biraz sonra sizin adınıza ve kolektif adına yakacağım bu mumu. 21 Mart'ta Ekinoks'ta. Bakınız, 21 Mart'ta Ekinoks'ta gece ve gündüzün eşit olduğu, asırlardır, binlerce yıldır kutlanan Güneş'in Koç burcuna girdiği ilk gün. Koç burcunun sembollerinden birisidir. Güneş'in Koç burcuna girdiği ilk gün, bütün dileklerimizin kabul olması için muma lütfen dileklerinizi söyleyin. Ben de kendi dileğimi söylüyorum. Ve yakıyorum. Bütün dilekleriniz sizin hayrınıza ve bütünün hayrına olmak üzere gerçek olsun. Mumun üzerine bakmanızı biraz 20 saniye kadar meditasyon yapmanızı, muma odaklanmanızı rica ediyorum. Dileğinizin gerçek olması için gözünüzde canlandırın, imajinasyon yapın, hayal edin.
20 saniye sessizlik lütfen. Zihnimizi susturalım. Yukarıda ne varsa aşağıda da o var. Aşağıdaki yukarıdaki gibidir. Ve yüreğinizden geçen bütün dilekler büyücü kartının gücüyle, hermetik felsefenin, Hermes'in gücüyle fazlasıyla gerçek olsun. Sizin hayrınıza ve bütünün hayrına olmak üzere bolluk, bereket ve aşk sizin olsun. Mutlu günler daima sizin eseriniz olsun. Etrafınıza ışık saçın. Işık gibi parlayın inşallah. Sevgili dostlarım, hadi bakalım. Bugün de Güneş'in Koç burcuna girdiği ilk gün, yıldız gibi parlayalım. Gökteki yıldızların bütün enerjisi yaşamımızı sarsın, sarmalasın. Sevgi, barış ve huzur olsun. Evet. Çok güzel bir 21 Mart olsun inşallah sevgili dostlarım. Koç burçlarına ve bütün burçlara yeni astrolojik yılbaşınız kutlu olsun. Astrolojik yılbaşıdır bugün sevgili dostlarım. Hoşça kalın, dostça kalın.